Bir zaman gelir, bu alemde ahireti görebilirsin, bu alemde. Çünkü öteki alemde ne varsa bu arada hepsi vardır. Allah bir numunesini buraya halketmiştir. Onun için demişler, mutu kable ente mutu sırrını fehmeyleyen, haşrı neşri gördü bundan nef hayır sur olmadan. Kıyamet kopmadan kıyametin şeyini burada görür. Haşrı da burada görür, neşri de burada görür. Misali vardır çünkü. Şimdi kalplerde, kalbinde imanı olan Hazreti Muhammed'in ümmetidir. Bir kalpte iman, imanlı kalp. İmanlı kalbi nasıl bileceğiz? Şefkatiyle, merhametiyle bileceğiz. Merhametsiz kalp imanlı olamaz. Hatta bir adamın imanı olmasa, şefkat ve merhameti varsa bil ki o adamda iman vardır, gizli bir imandır. Bir zaman gelir o iman meydana çıkabilir. Çünkü şefkat ve merhamet var. Cüneyd-i Bağdadi diyor ki, çok mühim. Şimdi bak nasıl meydan, ne at olacak, ne güzel. Sırası geldi. Karlı bir havaydı diyor. Bir mecusi, ateşperest yani, ateşe tapanlı mı? Etrafı kar kavurmuştu, kuşlara yem atıyordu. Ben onu gördüm ve ona laf attım diyor, irşad edeyim diye. Demiş ki, mecusilerin yaptığı hayrı Allah kabul etmez demiş. Çünkü Allah'a şirk koşuyor onlar demiş. Öyle söyledim diyor. O da diyor, gülerek bana döndü, dedi ki, ey Cüneyt, belki Allah benim yaptığım bu hayrı kabul etmez ama Allah görmüyor mu benim yaptığım bu iyiliği, dedi diyor. Görmüyor mu bunu yani? Ben bir iyilik yapıyorum, bunu Allah görmüyor mu? Kabul etmedi başka. Elbet görüyor. O bana kâfi, dedi diyor. Bir zaman sonra ben Kabe'ye gitmiştim. Kâbetullah'a, vazifeyi hacı ifa etmeye. Bir de baktım bu mecusi Kabe'yi tavaf ediyor diyor. Durdum orada, bekledim, bitti tavafı, yakaladım. Sen burada ne arıyorsun? Ya Cüneyt demiş, Hak Teala o iyiliği gördü, bana imanı nasip etti demiş. Çünkü merhametli kalbin içerisinde iman mündemiştir, perdesi yırtılmıştır. Bir kalpteki iman yoktur, şimdi bir kalpteki merhamet yok, orada iman olmaz. Şimdi Cenab-ı Hak Celle ve Tekaddes Hazretleri, nem rızasını almak isteyenler, Allah baha Allah'a değildir. Bahane Allah'adır. Allah kullarını affetmek için bahane arar. Baha aramaz. Adama birisi bir kazık çakmış bir yere. Cila hayvanını bağlayacak bir şey bulamamış, bir yer bulamamış, bir kazık çakmış yere. Dedi, benden sonra gelen kimse dedi, böyle namaz kılmak ister, istirahat etmek ister, hayvanını bağlasın demiş. Hayret yapmış, yere bir kazık çakmış. Sonra işini bittikten sonra bilmiş, hatırına gitmiş. Sonra bir yaya adam gelmiş oraya. Bakmış yerde bir kazık çakılı. Ulan demiş, ne biçim adamlar var dünya yüzünde demiş. Ulan buraya bir kazık çakılır mı? Bir ama gelir, çocuk gelir, ayağa takılır, yüzü düşer, kafası kırılır demiş. O da çekmiş, kazığı çıkarmış, kaldırmış, atmış. Allah her ikisini cennete koymuş. İkisini hayır niyete. He? İkisinin niyeti hayra. Bir kazıktan dolayı cennete girmişler ikisi de. Biri çıkarmış, biri kalkmış, biri çakmış. Ha, şimdi bundan niye konuşuyorum bunu? Eğer imanımız varsa kalplerimizde, mahallelerimizde, bulunduğumuz mahallelerimizde, fakirler, garipler, yetimler, yoksullar, dullar, kimsesizler, zayıflar, az maaşlılar var. Bunlar hepsi biz bir milletiz. La ilahe illallah demişiz, bunu lisan ile tevhid etmişiz. Bir de bütünleşimimiz var, bir tevhidde toplamamız var. Bugünlerde bu fırsatı ganimet bilmelidir insan. Ve imanın alameti olan merhametini ishar etmelidir. Müslüman rahim olur. Müslüman şefkatli olur. Müslüman avuf sahibi olur, afif sahibi. Müslüman kerem sahibi olur. Müslüman ihsan sahibi olur. Müslümanın elinden, dilinden hayır görülür. Şerli insanlar mümin olamazlar. Her ne kadar isimleri müminse de, sünnetli de olsalar, nüfus kağıtlarında İslam kaydı olsa, son nefeste Hakk'ın divanında onların isimleri divanı imanda kayıtlı değildir.
Kömür, sizlere kömür bu havada suda atmaya kalkma. Soğuk su vereyim dedi içsin diye. Bunu yazın yaparsın. Madenize bakın odunsuz ve kömürsüzlere, çıplak erkeğin yetimlere. İftihar etme balımın var diye. Allah iftihar edenleri sevmez. Geçen sene babası vardı, yetim değildi. Bu sene yetim olmuş. Bir daha senin de evladın, benim de evladım yetim olabilir. Allah bizim ruhumuzu kabz eder. Çocuğumuz yetim kalabilir, yavrumuz. Ayakkabısız kalabilir. Bunları düşüneceksin böyle. Mücerret yalnız Allah'a olan vazifen bitmiyor namazdan, oruçlan, irfan lazım. Yalnız zekatla, oruçlan, namazdan, hacdan iş bitmiyor. Bunlar vazifeyi diniye, dinin direkleridir. İslam'ın temelleridir. Ama irfan lazımdır. Şefkat lazımdır, merhamet lazımdır. Ve Cenab-ı Hakk'ın merhametini celbedelim ki Allahü Teala bize imanın tadını tattırsın. İmanın zevkini versin. İmanın lezzetini duyalım.